Normalde bu bölümün başlığı fikri gösterimizi nasıl kurtardı olacaktı. Ona göre hazırlık yaptım ama değişti sonradan. Anlattıklarım da temel doğunun üzerine kurulu kafanız karışmasın diye söylüyorum. Kaoslar, olumsuzluklar bizim göz Çünkü yaptığım işler direkt bunları anlatmak üzerine kurulu. Kaos eşittir paradır bizim için. Yaptığın iyi bir şeyi anlatsam burada çoğunuz takmaz zaten. Takmıyordu da. Veya başarılı olduğumuz alanları dile getirsek umursamazsınız. Seyirci olarak siz de kaos istiyorsunuz ama bu sizin bir suçunuz değil. Bu bir aşağılama da değil. Kaos bir yandan da eğlencedir çünkü. O yüzden bizim gibilerin hayatında irili ufaklı bela eksik olmaz. Da keşke bazen her şey güzel gitse. Bu bölümün de ayrı bir olayı var bu arada. Biliyorsunuz serilerimden biri fikrinin başına açtığım belalar. Çocuğa o kadar sıkıntı oluşturuyoruz ama geliyor bize müthiş bir fayda sağlıyor. Mahcup hissettiriyor bizi. <laughs> hissettirmiyor. Bir komedi talk show programına başladık biliyorsunuz yalan makinesi diye. Onu da takip ederseniz sevinirim. Ünlü konukları getirmek için, sponsorluk için takipçi sayısı çok önemli çünkü. Cem Yılmaz gibi, Feyyaz Yiğit gibi isimleri getirebilmemiz için o sayılar çok önemli. BBC olarak ekipçe yaptığımız bir proje bu. Herkes bir ucundan tutuyor. İlk bölümleri prova olarak çektik, yayınladık. Kısa sürede güzel bir takipçi sayısına da çıktı. Artık hafiften sahnelememiz gerekiyordu. Sahne tuttuk, çekim ekibiyle anlaştık, konukları ayarladık. Hoş bir sayıda seyirci topladık her şey o ana kadar çok iyi gidiyor. Biz bu mekanla talk show yapmak için anlaştık ya. Talk show yapmak istiyorsanız da elinizde en az iki tane mikrofon olması gerekiyor. Gösteri günü mekana bir gittik bir tane mikrofonları var. Tam bir kabus. Çekemezsin çünkü. Neyse ki yanımızda fazladan mikrofonlar var onlardan kullanırız dedik. Bu sefer de mikser iki mikrofonu kaldırmıyor. İlk günümüzde bu kadar kritik bir konuda sıkıntı çekmeyi hiç beklemiyorduk. Bir şekil mikrofonlardan birini bağlayabildik. Bu sefer de ses çok yankılanıyor. İlk yarı can çekişiyorum sahnede sürede geçmek bilmiyor. İlk yarı bitti ama biz artık mental olarak çökmüşüz. İşte o sırada o yiğit geldi. O endamlı çocuk geldi. Yiğit dolu attığı adımlarından belliydi. Baktı mikrofona kim bunu böyle ayarladı dedi pıt pıt yaptı çözüldü ses. Sonradan bağladığımız mikrofon fikrinin de o daha iyi bilirdi o mikrofonu. Meğer diyafram aralıkları çakıştığı için yankı yapıyormuş ses. Geldi tek hareketiyle çözdü. En azından büyük bir sorunu çözebilmiştik. Kafamız yorgundu ama olsundu. Kaldı ki tek sorun bu da değildi. İsmini vermiş bir konuğun davetlisi olarak gelmiş bir çift vardı. Baya baya sarhoştu bunlar. Uyarmamıza rağmen çok fazla gürültü de yapıyorlardı. Kadın birden sevgilisine kenarda kucaktanzı zı yapmaya başlamış fikrilerin yanında. Bizim kayıtlarda yok ama mekanı kayıtlarında var olay. Önce biraz yakın dans ediyor, Sonra alıyor adamı tek kişilik tuvalete götürüyor. O zamana kadar da baya bir gürültü yapıyorlar. Tabii ki o anlamda değil. Ulan madem böyle bir şey yapacaksınız böyle bir yere niye geliyorsunuz? Ya da niye kıyıda köşede yapıyorsunuz? Çıkın sahneye. Bizim de işimiz görülsün. YouTube'da yayınlayamayız başka yerde yayınlarız paramızı çıkartırız her türlü Normalde bir projeye başlarken ilk gösterilerde her zaman sıkıntılar olur. Zaten bu konuda da bu işi yapan arkadaşlar hep bunu söylemişti bize hani teselli etmek için bir yandan. Bu olayı söyleyince onlar bile oha artık falan demeye başladı. İlk de canımızı sıktı ama sonra şöyle düşündük. Bir derneğin açılışında mesela kurban keserler ya bizim kurbanımız da bu oldu diyelim. Sonuçta bir kaçak et kesimi var. Sonrakilerde de olmasın diye bu yüzden gösteri kurallarımıza da bunu ekledik. Bayağı çıkıyorum ben sahneye. Seyirciden bunu yapmamasını istiyorum. Lütfen bizim gösteriler de yapmayın. Öyle bir yer değil. Bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Gösterilerimize bekleriz. Öpüyorum hepinizi.